Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya genelinde kutlanıyor. Dünyanın her köşesinde ayrı bir coşku, heyecan ve işçiler, emekçiler için umut var. Dünyada 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşmişti. Şimdi İstanbul ve Türkiye sınırlarının dışına çıkacağız ve ülkemizin ötesinde, sınırlarının ötesinde başka şehirlerde ve ülkelerde yaşananları canlı bağlantılarla aktaracağız. İlk durağımız Fransa olacak ve Strasbourg'da NTV muhabiri Kayhan Karaca şu anda karşımızda. Kayhan, hangi etkinlikler var orada diyeceğim ama şimdi uluslararası ajanslardan özellikle Paris'ten gelen görüntüler dikkatimizi çekiyordu doğrusu. Sokaklar biraz karıştı anladığımız kadarıyla. Orada göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı yönünde haberler var. Senin elindeki bilgiler nedir? Evet Ahmet, ufak çaplı çatışmalar çıktığına dair haberler geliyor. Polisin müdahalesi de söz konusu. Kontrol edilemeyen gruplar var kortejde. Özellikle ülkenin en önemli sendikası olan SCT'nin bugün öğleden sonra düzenlediği mitingde bir olay oldu. Yaklaşık 50 ile 100 kişi arasında bir grubun polisle çatıştığı haberi geldi. Polis göz yaşartıcı bombayla müdahale etti fakat olayların yatıştığına dair haberler gelmiş durumda şimdi. Bu yıl Fransa'da Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun arefesindeyiz. Hemen hemen önümüzdeki pazar Fransa yeniden sandık başına gidip yeni Cumhurbaşkanını seçecek. Dolayısıyla bu yılki 1 Mayıs gösterilerinin ayrı bir önemi var. Herkes bu yılki gösterilere aslında çok önemli oranda katılım olacağı beklentisi içindeydi. Fakat şu ana kadar gelen verilere bakacak olursak, en azından polis cephesinden gelen sayılara bakacak olursak o kadar büyük bir katılım yok. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu yıl seçimin ikinci turuna merkezde konumlanan Emmanuel Macron'la aşırı sağcı aday Marine Le Pen kaldılar. Marine Le Pen'in adaylığına karşı, ikinci turda seçilme olasılığına karşı özellikle sol sendikaların büyük bir kitleyi toplamaları beklenmekteydi. Fakat biraz önce belirttiğim gibi öyle bir beklentinin karşılanmış olduğuna dair bir sinyal yok. Mesela şu anda bulunduğum Strasbourg'dan örnek vereyim. Bu sabah yaklaşık 40-50 bin kişilik bir grup bekleniyordu sendikaların burada düzenlediği 1 Mayıs gösterisine. Sadece 20 bin kişiyle sınırlı kaldı. Belki sağanak yağışın da bunda bir rolü olmuş olabilir. Onu ilerleyen saatlerde, günlerde göreceğiz. Fakat Paris'te de şu anda birkaç gösteri birden var. Bunun da altını çizeyim. Zira sendikalar bölünmüş durumdalar 1 Mayıs'ta. Kimileri, özellikle sosyal demokrat eğilimli sendikalar, Emmanuel Macron'u direkt olarak doğrudan destekledikleri için diğer sendikalarla anlaşamıyorlar. Zira diğer sendikalar da Marine Le Pen'in seçilmesine karşılar. Fakat Emmanuel Macron için de oy verilmesi çağrısında bulunmadılar şu ana kadar. Dolayısıyla hem sendikalar içinde hem siyasi partiler içinde bu Emmanuel Macron, Marine Le Pen ikinci raundu için bir bölünme yaşanmakta. 2002 yılında yine benzer bir senaryo vardı. Marine Le Pen'in babası ikinci tura kalmıştı Jacques Chirac'a karşı. Ama o tarihte, 2002 yılındaki 1 Mayıs'ta 1,5 milyondan fazla Fransız sokaklara dökülmüştü Milli Cephe Partisi'nin adayı Jean-Marie Le Pen'i protesto amacıyla. Fakat öyle görünüyor ki bugün bu sayının yarısı bile gerçekleşmeyecek. Oysa Fransa'da gerçekten 1 Mayıs bir semboldür, bir yüzyıldır kutlanır. Buna rağmen ülkenin bütün kentlerinde bugün 1 Mayıs gösterileri düzenleniyor. Fakat bu 1 Mayıs gösterilerine katılım büyük ölçüde birkaç bin kişilik katılımından öteye gitmiş görünmüyor. En azından şimdilik Ahmet. Kayhan Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi 1 Mayıs dolayısıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerle ilgili haberi almak üzere Atina muhabirimiz Stelio Berberakis'e mikrofonu uzatacağız. Daha doğrusu onu göremiyoruz, sesini duyacağız. Stelio aslında belki de Avrupa'nın en renkli ve en ateşli
gösterileri genellikle Atina sokaklarında olur 1 Mayıs'ta. Orada neler yaşanıyor? Evet Ahmet, haklısın. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs günü sendikaların öncülüğünde bir protesto yürüyüşleriyle başladı ve az önce de sonlandı diyebilirim. 3 ayrı gösteri yapıldı, yürüyüş yapıldı Ahmet. Bunun da nedenine gelince bu sendikalar arasındaki siyasi görüş ayrılıklarından kaynaklanıyor. Bu bağlamda Yunan Komünist Partisi'ne bağlantılı olan sendikalar kendi yürüyüşlerini bu sabah erken saatlerinde yaptılar ve her yıl olduğu gibi bu yılda Amerikan Sefareti'ne doğru yürüdüler. İşçi ve memur sendikaları, ki en büyük gövde gösterisi orada oldu zaten. Onlar parlamento önünde toplandılar. Ve bir üçüncü gösteride aşırı sol ve anarşistlerin yer aldığı, ki bu zaman zarfında, yani aşırı sol ve anarşistlerin yürüyüşleri süresinde şiddet olayları yaşanıyor idi. Fakat bugün fazla bir şey yaşanmadı. Dolayısıyla endişelenecek bir şey olmadı Yunanistan'da. Tabii İsrail sefaretine yürüyenler de oldu. Bunun da nedenini soracak olursan Ahmet, çünkü yürüyüş yani göstericilerin arasında Filistinliler de vardı. Bu sol akımlarla beraber İsrail'in önüne gidip işte Filistin lehine sloganlar attılar. Tabii bu arada yol üzerinde bulunan Hilton oteli önünde de duranlar oldu. Bunun nedenini de soracak olursan, Yunanistan'ın biliyorsun Avrupa Birliği ve IMF ile arasında kredi anlaşmaları ve müzakereleri sürüyor. İşte o müzakereler Hilton otelinde olduğu için işçi ve memurlar onun önünde durup gerek Avrupa Birliği'ne, IMF'ye ve bunlara boyun eğen, tırnak içinde söylüyorum, Yunan hükümetini eleştiren protesto sloganları attılar. Bu sloganların arasında dikkatimi çeken bir şey vardı. O da tabii bu sol gruplardan gelen, daha doğrusu sendika açısından, Türk ve Yunan işçileri el ele verip emperyalizme karşı omuz omuza savaş verelim şeklinde bir slogan oldu. Tabii ana slogan bugün işçi bayramı olarak resmiyet kazanmasına rağmen işçi ve memur sendikaları bunun bir tatil değil grev günü olduğunu çağrıştıran sloganlara da yer verirler. Tabii söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bütün mağazalar, iş yerleri, devlet daireleri kapalıydı. Tren, otobüs, metro seferleri de öyle. Yani seferleri yapılmadı, aksamalar oldu. Tabii bunların hepsi programlıydı. Yani kimse bir mağdur durumda kalmadı. Yani bir bahar havası da var tabii. Bu nedenle sahilleri dolduranlar da oldu. Tabii hükümetin, yani iktidarda radikal sol adlı bir hükümetin olması, özellikle sol partileri ve gençlik kollarını daha da böyle hükümete karşı eleştirel sloganlar atıldı. Ve demin de söylediğim gibi daha çok hükümetin kreditörlere karşı boyun eğmesi de sert bir biçimde gerek pankartlarla gerek sloganlarla eleştirilmiş oldu. Az önce de söylediğim gibi bu gösteriler, yürüyüşler az önce de sona erdi diyebilirim Ahmet. Stelio Berberakis'e teşekkür ediyoruz. Atina'dan bize son durumu aktardı. Aslında dediğimiz gibi en başta da belki de en ateşli, en renkli gösterilerin olduğu başkentlerden birisi. Dünyanın haberini de bitiriyoruz. Hoşçakalın. Müzik